Herkese merhaba. Malezya'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Ben bugüne birazcık böyle alerjik reaksiyonlarla başladım. O yüzden ara ara sesim kısılırsa, anlatmakta sorun yaşarsam kusura bakmayın. Öncelikle ben Malezya'nın başkenti, ülkenin en kalabalık şehri Kuala Lumpur'dayım. Buraya gelmek için doğru bir zaman mı? Bu alerjimden de anlayabildiğimiz gibi şu anda burada nem oranı çok yüksek. O yüzden geleceğiniz dönemi iyi seçmeniz lazım. Ara ara da çok yağışlı oluyor. En iyi dönem Nisan-Mayıs dönemleri diye biliyorum ama internette siz tekrardan teyit edin derim gelmeden önce. Birazcık da Malezya'dan bahsedelim o zaman. Ülkenin nüfusu 32 milyondan fazla. Doğu Malezya ve Batı Malezya olarak iki kara parçasından oluşuyor. Nüfusun %80'i Doğu Malezya'da, %20'si de Batı Malezya'da yaşıyor. 13 ve 3 federal bölgeden oluşan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur. Malaylar, Çinliler ve Hintliler aynı zamanda birçok etnik grup yaşıyor. Ama nüfusun çoğunluğunu Malaylar, ardından Çinliler ve ardından Hintliler oluşturuyor. Ülke bir süre İngiliz sömürgesinde kaldığı için, İngilizler de burada göçmen politikası uyguladığı için burada çok fazla etnik grup yaşıyor aslında. Müslümanlar, Budistler, Hindular, Hristiyanlar hep birlikte huzur içinde yaşamaktalar. Ülkenin resmi dini İslam. Dili de Malayca. Ama ülkede aynı zamanda yerel yerlerde bile insanlar akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyorlar. Bunun sebebi de yine dediğimiz İngiliz sömürgesinde kalmaları. Şimdi bu arada hava hep böyle kapalı şu an, yani yağmurdan dolayı diyebilirim. Sesim ne kadar farklı çıkıyor kusura bakmayın tekrardan. Ülkede aynı zamanda şeriat bulunmakta ama diğer şeriat uygulanan ülkelerden biraz farklı. İnternette o kadar çok bilgi var ki Malezya ile ilgili, Kuala Lumpur ile ilgili inanılmaz gerçekler falan. Ben sadece kendi gözümle gördüğüm şeyleri anlatmak istiyorum açıkçası. Diğerlerinin birçoğuna da inanmıyorum. Şöyle bir durum var. Birincisi, burada gerçekten kadınların çalışma oranı yüksek. Kuala Lumpur'a gelme sürecinde burada gördüğüm her yerde kadınlar çalışıyor. Dün mesela böyle muhafazakar giyimli, başörtülü bir kadın taksiciyi gördüm. Aynı zamanda kaldığımız, konakladığımız yerlerde hep çalışanlar kadınlar. Dediğim gibi kadını erkeği herkes iyi bir şekilde İngilizce konuşabiliyor. Dil problemini özellikle burada yaşamazsınız. Bazen çünkü problem olabiliyor. Malay kadınların da büyük çoğunluğu muhafazakar giyiniyor, başörtüsü giyiyorlar. Ama onun dışında birçok kadının istediği şekilde giyinebildiğini gördüm. Ben turistlere falan bakıyorum, gayet yani ne istiyorlarsa giyebiliyorlar. Öyle hani şeriat ülkesi deyince akılda oluşan görüntüler burada yok. Yani bayrağın üzerindeki hilal ve yıldızı görebiliyoruz. İslamiyeti sembolliyor. Bayrağın üzerindeki beyaz barışı, kırmızı zaferi sembolliyormuş. Yıldızın da bu şekilde olması birlik beraberliği simgeliyormuş. Burada Osmanlı mimarisine benzeyen bir cami daha varmış, Vilayah diye. Ona da gitmek istiyorum aslında. Hatta o caminin içerisinde böyle mavi çiniler kullanılmış. O yüzden Sultanahmet'e çok benzetiyorlarmış. Hello! Sanki böyle her etnik gruptan, her dinden insanlar çok mutlu mesut yaşıyormuş gibi geldi bana. Hükümet binasının hemen arkasından gözüken de Kuala Lumpur Kulesi tam 421 metre uzunluğundaymış. Yine şehirle özdeşleşen binalardan bir tanesi. Yukarısında gözlem odası olduğunu duymuştum. Böyle şehri kuş bakışı izleyebiliyor musunuz? Kardeşlerim, abilerim, ablalarım diye mi gireyim yoksa direkt konuya? Direkt konuya gir. Neredeyiz şu anda? Merdeka Meydanı diye bir yerdeyiz burada. Kuala Lumpur'da görülecek yerlerden biri. Abi şehir olduğu için burası, ilk gün şehirdeki deneyimlerimizi anlatıyoruz. İşte kalacak yer, nerelere gidilir vesaire. Burası Merdeka Meydanı'nda. Şurada bak hemen. Bir de şeymiş, internette okuduğum bir bilgi, ne kadar doğru, şöyle göstermek işte Malezya'da kötü bir anlama geliyormuş, o yüzden hep böyle gösteriyor. 96 metrelik bir tane direk var şurada. Malezya'nın bayrağı var. İşte özgürlüklerini kazandıklarında, bağımsız olduklarında buraya bu bayrağı dikiyorlar. Hemen şurada da Sultan Abdülsamet adında bir hükümet binası var. İşte 1800'lü yıllardan kalma burası. Büyük ihtimalle İngiliz döneminde yapılmıştır. İnternette çok fazla detaylı bir bilgi yok ama yukarıdaki şeylerde bakır, 1 tonluk bakır kullanılmış. Hükümet binası.
Saat Kulesi'nin kullanılması da muhtemelen yine İngiliz sömürgesinden kalan bir etki. Evet, büyük ihtimalle şey böyle kesin İslam ve İngiliz motifleri karışık bir şekilde yapılmıştır diye düşünüyorum. Tahmin bunlar tabii ki. Baksana kubbe gibi yapılmış ya çünkü yukarılar. Bu balkon olayları da İngilizlerde falan çok var. İnternette çünkü çok az bilgi var bununla ilgili. Hadi o zaman bir sonraki durağımıza geçelim. İnternette bugün önüme bir video düştü. Mesela Türkiye ile ilgili bir video yapmış. Türkiye'ye gitmeden önce işte bunları kesin öğrenin falan diye. Videoda şey diyor mesela. İşte Ramazan ayına iyi bakın. Ramazan ayında sakın ama sakın dışarıda bir şey yemeyin falan. Yani İstanbul'da orada birçok şehirde zaten dükkanlar, restoranlar açık yani. Ama işte mesela bu tür videolar çok yanıltıcı olabiliyor yani. Kendi bir ülkemiz üzerinden direkt değerlendirebiliyoruz mesela. İşte sonra demişler ki işte şortunuzu evinizde bırakın, işte kıyafetleriniz falan filan şöyle böyle. Yok yani insanlar istediği gibi giyinip gezinebiliyorlar. O yüzden bu tür videolara çok inanmamak lazım. Yani bu tür bilgiler biraz şey oluyor. Yani ben kendi gördüğümü anlatıyorum. Burada işte ne bileyim şortlu birini de gördüm, elbiseli de gördüm, kapalı başörtülü insan da gördüm. Ben kendi gördüğümü anlatmakla mükellefim. Diğer bilgiler artık biraz böyle internet efsanesi gibi geliyor bazı bilgiler özellikle. %100, %1 milyon doğru. Yani şortunun burasında olan turist de görebiliyorsun. Tamamen kapalı olan turist de görebiliyorsun gene başka bir ülkeden gelmiş. Kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimsenin sınırında değil. Bazı bölgeler varmış ülke içerisinde. Orada şey şeriat yönetim kısmı daha yüksekteymiş falan. Ama turistik yerler için bir sorun yok. Ve aynı zamanda şey var. Mesela şeriat yönetiliyor ya. Mesela İran'da başörtü zorunluluğu var yani. Ben mesela gittiğimde başımı kapatmak zorundaydım. Başımı kapattım. Burada öyle bir kural yok. Ama gerçekten de Malaylıların büyük bir çoğunluğu, %70'i midir, 80'i midir tam onu bilmiyorum istatistiksel olarak, gerçekten başörtü kullanıyorlar. Burada bazı otobüsler ücretsiz, direkt üzerinde free yazıyor zaten. Benimki yanımda. Az daha düşüyorum. İşte arkamda Malezya ile özdeşleşen Malezya'nın simgelerinden Petronas İkiz Kuleleri. Şöyle tam açıdan da size göstereyim. Fark ettiyseniz Kuala Lumpur muhtelenlerin çok olduğu bir şehir. Aynı zamanda şehrin simgesi olan, aslında ülkenin de simgesi olan Petronas İkiz Kuleleri. Her biri 452 metre yüksekliğinde olan Petronas İkiz Kuleleri bir petrol şirketine ait. Şu anda ofis, rezidans ve alışveriş merkezi olarak kullanılıyormuş. Tam 88 katlı, 41. ve 42. katları arasında bir köprü bulunuyor. Bu köprüyü yaparken her türlü hava koşulunu, her türlü ihtimalini düşünerek tasarlamışlar. Ben mimariden çok anlayan biri değilim ama burada mimari olarak çok ince düşünülmüş detaylar varmış. Rüzgarın şiddetine, rüzgar olabilme ihtimalini düşünülerek tasarlanmış bu köprü. Kulenin mimarisinde İslami semboller ve Malezya kültürü yansıtılmış. İnternette araştırdığımda bununla ilgili çok detaylar bulamadım açıkçası. Eğer bilen varsa mutlaka alta yorumlara yazsın. İslam'ın 5 şartından esinlendiği yazılmış. İşte 8 şeklinde olması, 8 şeklinde olması ile ilgili bilgiler yer alıyor ama tam olarak bulamadığım için burada anlatamıyorum şu anda. Dediğim gibi eğer bilen varsa bir sonraki videoda öğrenip sizinle paylaşırım. Burası her turistin Malezya'ya, Kuala Lumpur'a geldiğinde uğradığı yerlerden bir tanesi. Siz de buraya mutlaka uğrayın derim. Şurada bir yerde fotoğraf çekilme yerleri var. Oraya bir gideriz, fotoğrafımızla çekiniriz. Buraya geldiğimizde belli olsun değil mi? Akşamları da burası ışıl ışıl oluyor. Ya aslında Paris'in Eyfel'i neyse Kuala Lumpur'un da İkiz Kuleleri o. Böyle her şehirle simgeleşen yerleri mutlaka görmek lazım, gezmek lazım. Ama dediğim gibi sadece burada İkiz Kuleler var deyip geçmeyin. Mutlaka detaylara bakın. Ben aslında şu İslami sembolleri çok merak ettim, anlamlarını. Böyle gizlenmiş bazı böyle semboller, matematiksel, mimari, böyle zekanın konuştuğu şeyleri çok seviyorum aslında. Dediğim gibi bilen olursa çok mutlu olurum. Turistlerin fotoğrafını bölmeyelim.
Bu arada yeni bir ülkeye gittiğimde mutlaka bir tarihine önceden bakıyorum. O ülkede neler yaşanmış, coğrafi konumda tam olarak nerede, komşuları kimlerdir vesaire. Normalde böyle şeydir, tarihi bilgiler işte böyle ne bileyim temel böyle işte şu tarihte yapılmış, bu tarihte şöyle olmuş dendiği zaman biraz sıkıcı olabiliyor ister istemez. Ama tarihi günümüzdeki yaşanan olaylarla bağdaştırdığınızda aslında kafanızda bazı şeyler oturuyor. Misaller, örnek veriyorum. Burada İngiliz prizleri kullanılıyor. Eğer Malezya'ya, Kuala Lumpur'a gelmeyi düşünüyorsanız bazı yerlerde sadece İngiliz prizi olduğu için bir tane böyle dönüştürücü adaptör bulundurmanız sizin için faydalı olur. Ülkenin tarihine baktığımızda anlayabiliyoruz aslında neden şu an İngiliz prizi kullanılıyor, neden burada trafik bize göre tersten akıyor. Ülke Malakka Boğazı'nda bulunuyor ki dünyanın en önemli deniz yolu ulaşımlarından bir tanesi. Ülkenin konumu böyle olunca, doğal zenginlikleri olunca tabii ki ne olmuş? Diğer ülkelerin dikkatini çekmiş. Önce buraya Portekizler gelmiş, ardından Hollandalılar ve en sonunda da İngilizler gelmiş. Dolayısıyla da ülkedeki bazı küçük noktalarda bu İngiliz sömürgesinden kalan şeyleri görebiliyoruz. O zaman biz gezimize devam edelim. Konuştukça anlatırız, gördükçe paylaşırız. Kuala Lumpur'da bakalım daha neler göreceğiz. Bu arada görmüşken şöyle şunu da göstereyim. Şehrin her yerinde böyle sigara içilmez uyarısı var. Bazı yerlerde ciddi büyük cezalar uygulanıyormuş galiba. Ciddi para cezası uygulanıyormuş. Birçok yerde gördüm ben bunu. Altında böyle işte ne kadardı? 1000 ringgit ya da 10.000 ringgite kadar cezası var yazıyor. Eğer şehre gelecekseniz aklınızda bulunsun. Gerçekten yürürken böyle birçok yere simge olarak yapıştırmışlar. Burada skuterlar da çok fazla kullanılıyor. Bizdeki martılar. Motosiklet kullanımı çok fazla ülkede. Buradaki Türk konsolosluğunun yayınladığı mesajı okumuştum. Orada diyordu ki vallahi bu motorlara dikkat edin. Çünkü bir kere burada zaten trafik tersten akıyor. Ve çok fazla motor kullanımı var. Herhalde konsolosluğun uyardığı zaman da birkaç vaka olmuş ki konsolosluk motorlu kapkaçlara yönelik de bir uyarıda bulunmuş. Ama uyarı eski bir uyarıydı. Belki geçmişte yaşanan birkaç kat oldu. Bilemiyorum. Abime ne olmuş ya? Arabası bozulmuş bak. Tüh. Yolda kalmış. 1998 ile 2004 yılları arasında dünyanın en uzun kuleleriymiş galiba burası. Bu köprüyü aslında bir anda da denge amaçlı kullanmışlar. İsterseniz yukarıya da çıkabiliyormuşsunuz belli bir ücret karşılığında. Ben Paris'teyken Eiffel Kulesi'ne çıkmıştım. Ama o zamanlar kurlar böyle değildi. Galiba 10 dolar falanmış burada da yukarıya çıkmak. Neyse biz aşağıda yakından görürüz, bir şey olmaz. Ama kocaman şehir ya. Böyle insan kendini ne bileyim bir New York'ta, bir Chicago'da öyle bir yerde hissediyor gökdelenlere falan bakınca. Şöyle bir problem var. Yaya geçidinin ışıkları çok geç yanıyor. Yani gerçekten böyle kurala uyayım derseniz bayağı bir bekliyorsunuz. Geçenlerde şey bekledik mesela, araba geçiyor, sonra normal bir araba geçer, diğer araba geçer, sonra bir yayaları verir ya. 15-20 dakika bekledik, yaya ışığın yanmadı. En sonunda böyle artık koşa koşa geçtik. Herkes burada fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Herhalde Kuala Lumpur'daki en turistik aktivitelerden bir tanesi. İnsanların fotoğrafına girmeyeyim de. Ablam ne tatlısın. Söyle. Bu çelik ve cam kullanımını da İslami sembollerle alakası varmış galiba ama dediğim gibi tam detayları bulamadım. Herkes genel bilgiler yazmış ama ayrıntılar yok. Ama bence kesinlikle gece görüntüsü daha güzel. If you want, I can take a picture with you. Burada fotoğraf çekilmek zor. Perfect bro. Abi yeah. Böyle fotoğraf çekiyormuş, baksana birçok ekipmanı var. How much? One picture. 20. 20.
iPhone 40 Pro Max. Yes. And one. Vallahi iyi, iyi, güzel iş. Baksana burada abiler böyle fotoğraf çekimi için telefonlarını kurmuşlar, ekipmanları. 20 ringgit dedi. Ne kadar yapıyor? 80 TL falan bir fotoğraf. Herhalde ışığı falan da güzel ayarlıyor muhtemelen. Buradaki fotoğrafçı abiler bana hani böyle Sultanahmet'te falan da vardır ya böyle, ya da Taksim Meydanı'nda vardır eskiden. Benim annemlerim vardı öyle. Şipşak çıkartırlardı, onları alıp sattı. Arkadaşlar direkt airdrop'la hizmet ayağında tak tak gönderiyorlar. Teknoloji hatta gelişti. Instagram'a yükleyip artı bir like bile atıyorlar. 20 ringgit. 80 TL. İsterseniz burada güzel fotoğraf çektirebilirsiniz. Ne kadar yüksek ya. Galiba şu anda muson rüzgarları dolayısıyla, yani hem de yağışlı bir sezon olduğu için nem oranı çok yüksek. O yüzden sabah erken saatlerde ya da öğle saatlerinde dışarı çıkmanız sizi çok zorluyor. Biz genellikle 3'te 4'ten sonra ancak dışarıya çıkabiliyoruz. Ve tabii ki nem oranı yüksek olunca, hava sıcak olunca ne oluyor? Çok fazla klima kullanılıyor mecburen. Ama bizim Türklerin ya da bilmiyorum, benim böyle bir şeyim var. Çok klimada olunca da hemen hastalanıyoruz ya, bizim bünyemiz çok alışık değil. Bu arada Çin Yeni Yılı yaklaşıyor malum. O yüzden böyle şehrin her yerinde simgeler görebiliyoruz. Aa, benim çok hoşuma gitti. Böyle akşamları havai fişek falan patlatıyorlar bazen. Yani biz Çin Yeni Yılı yılı dolayısıyla olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çin Mahallesi'nde kalıyoruz. Yani Chinatown'da kalıyoruz. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu an aylardan Ocak ayı. Hello. Gri bulutlardan da anlayabilirsiniz. Her an böyle yağmur bastıracak gibi. Gerçekten de yağmur başladığı zaman çok şiddetli yağıyor. Hiç böyle şey, aralıksız yağıyor. Dolayısıyla da yağmur olmadığı zaman da nem böyle çok yüksek. Hani şu vardır ya, İstanbul'da çok güzel bir tabir ya da Antalya'da falan böyle nem yüksek olduğunda sonra böyle dokunduğunda elin yapışır ya böyle. Gerçekten öyle bir havası var. Yalarda böyle şey mi, enerjin düşük falan filan derseniz tamamen nem ve sıcak havadan dolayı. Petronas Kuleleri'nin arkasındaki o meşhur parka geldik. Burası bana gerçekten böyle New York anımsattı. Neden derseniz böyle gökdelenlerin arasında böyle yeşil alan aynı New York'ta da var. Böyle Central Park. Böyle koca koca yüksek binaların içerisinde park. Bence böyle büyük şehirlerde bu tür parkların olması kesinlikle çok önemli. İnsan çünkü şehir hayatından sıkılıyor. Yani böyle bir yeşillik, doğa arıyor. Yani bilmiyorum. Ben zaten böyle şehir hayatına çok fazla gelemiyorum. O yüzden bu tür parklar benim için de kurtarıcı bir alan oluyor açıkçası. Bizdeki de Maçka Parkı'nı andırıyor. Maçka Park'ta öyle Nişantaşı'nın ortasında böyle insanların kaçış alanıdır. Su alanları falan yapmışlar. Ağacın köklerine bak ya. Kuşlar falan cıvıldıyor. Böyle hava da burada esmeye başladı. Çok güzel. Videoda da fark etmişsinizdir. Kuala Lumpur çok kalabalık. Bir sürü insan var. Böyle bir koşturma. Oradan oraya geçiyorsun, oradan oraya geçiyorsun. Trafik vesaire. Tam bir büyük şehir işte. İstanbul'la da kıyaslayabiliriz aslında. O yüzden buraya gelince bir rahatladım. Mesela şu an AVM'nin içerisinde bira markası Carlsberg'in birçok böyle noktasını görebiliyoruz. Bir sürü panolar falan filan var böyle. Adım başı koymuşlar yani. Gördüğünüz gibi şehir hem çok kalabalık hem de çok hareketli. Şu anda şehrin ana merkezlerinden bir tanesindeyiz. Yanında da kocaman büyük bir pavilon diye AVM var. Burası pahalı mı, ucuz mu? Şehirle ilgili bilgi sahibi olması için şöyle göstereyim. Bak mesela Kos gerçekten pahalı bir markadır. Böyle yan yana hep böyle pahalı markalar var. Bizim böyle İstinye Park gibi herhalde. Dior falan var böyle. Burası da turistik bir nokta, gördüm yani. Burada her gelen bir tane bir fotoğraf çekiniyor şu alanda. Yani hiç benim tarzım olan bir yer değil. Çok şehir şehir çünkü. Ama yine de bir değişik bir havası var. Böyle işte ne bileyim, sürekli bir köprüden geçiyorsunuz, metrolar var falan filan. Böyle bir kalabalık, bir böyle şeyde gidiyorsunuz falan. Genel olarak böyle halkın bir kısmının bence durumu gayet iyi. Çünkü böyle hep lüks arabalar var. İşte residence'lar var, işte lüks markalar var.
Ama şehirde, ara sokaklarda, yerlerde yatan çok fazla da evsize de görebiliyoruz. Genel olarak herkesin elinde alışveriş poşetleri. Bu şehrin yarattığı bir hava var. Böyle tam bir kapitalist bir yer. Para harca, para harca, para harca. Burası da şehrin göbeği. Böyle reklam panoları, caddeler vesaire New York ya da Tokyo havası hissettirdi. Bu arada burada Orta Doğu yemeklerini de çok fazla bulamıyorsunuz. Yani Hint mutfağı var, Malezya'nın kendi mutfağı var ama onun dışında Orta Doğu'dan da çok fazla lezzetleri görebiliyoruz. Mesela şurası, bu dönerci hep mi böyle tıklım tıklım olur, kapısında bekleyenler olur? Bayağı kalabalık için. Baksana bayağı sıraya. Özelliği ne bilmiyorum. Ama hep böyle sıra var. Ya çok lezzetli ya da fiyatı uygun. İkisinden biri. Mesela hemen karşıda da bak dönerciler var. Ama onlara bir iki müşteri, bunların kapısına kuyruk. Biz kaldığımız bölge Chinatown'a geldik. Güzelce yemeğimizi yedik. Çok da lezzetliydi açıkçası. Burası gündüzleri çok boş oluyor genellikle ama akşamları tezgahları açıyorlar. Hello. Bakın böyle çok da değişik yiyecekler var. Thank you. Gündüz çok sessiz, sakin bir bölge burası. Ama böyle akşamları hem ışıl ışıl hem de hareketleniyor. Açıkçası Kuala Lumpur'da en sevdiğim bölge burası oldu. İyi ki bu bölgede kalmışız. Çünkü hem sessiz sakin hem de kendi içerisinde bir hareketlilik var. Birçok farklı yiyecekleri burada bulabiliyorsunuz. Sabah hemen kahvaltımı şurada pankek yapan bir amca var. Genellikle biz ondan yapıyoruz. Burada böyle değişik kıyafetler de satıyorlar. Şallar ne kadar değişik. Hello, how much this? 40. Sorry? 40. Yeah, not this one, the one make like this. Yes. All different, not this. Yeah, it's so colorful and nice. Yeah, because one, all this is different make. It's a one like this, one like this, one like this, one like this. All many different color, different, all one I do not same. Yeah, nice. 40 ringgitmiş, valla değişikmiş bu. Buna bir yöntem diyorlardı. Bak böyle farklı farklı yapıyorlar ya. Bir sürü renk kullanılmış, desen kullanılmış. One make like this something different. One make like this. Yeah. Bunları parça parça eklemişler ya. Tabi çok emek vardır bunda. O yüzden de 40 ringgit. Thank you. Yani 165-160 lira gibi bir şey yapıyor TL karşılığı. Tayland'dan sonra bir tık pahalı geldi bana açıkçası. Ama yine de fiyatlar o kadar da uçuk değil. Şu an telife girmez. Çok farklı ürün satıyorlar burada. Aa, magnetler de varmış. Hello. Bir tanesi 6 ringgit, yes. İki tanesi 10 ringgitmiş. Very nice, original durian, some rubber magnet and metal. Bak bu durianı çok seviyorlar, yeah, o yüzden de burada magnet bile yapmışlar. Buradaki yemek yerleri de bana açıkçası hakikaten Bangkok'u biraz anımsattı. Burada da çok fazla sokak lezzetleri deneyebiliyorsunuz. Farklı farklı yiyecekler, farklı farklı meyveler var. Bu neymiş ya? Kestane yapıyorlar içinde. Kestane ama kestane yok. Ben de o yüzden anlayamadım. Kestaneler buradaymış. Bu bölgede çok fazla böyle kıyafet, çanta, ayakkabı satılıyor. Birçoğu da böyle büyük ihtimalle ünlü markaların kopyası. Yani fake dediğimiz işte. Thank you. Burada da beni İsa'ya benzetiyor. Ben de anlamadım, adamca Jesus Jesus diye bağır sesleniyor yanımızda.
Baksanıza kanken çantalar falan varmış burada küçük boyda. Her değişik şeylermiş bunlar. For Chinese New Year. Ah, for sure. Ha, okay, I got it. Ya yakın zamanda Çin Yeni Yılı geliyor ya, onun için when satılıyormuş. When? When? Like 21st of January. Okay. Coming. Happy Chinese. New Year. Happy New Year. Turkey. Welcome to Malaysia. Thank you so Thank much. Thank you. It's our pleasure. You've been here. We are last 5 days here. Bunlar da bak böyle şey işte havai fişek dedi neydi konfetiler falan galiba kutlama akşamları için. Akşamları şey yapıyorlar ya boom. You can play this one. Yeah? This one. Because you stay in the hotel right? You okay. can play in front of the hotel. Okay, thank you. Thank you so much. Sheesh. Will you mix like something? Bak bunun içerisinde var. Yeah. Kestane. Kestaneyi böyle pişiriyorlar. Geçmiş şey Tayland'da da böyle yapıyorlardı. Thank you. Hafiften böyle şimşekler çakmaya başladı. Burada her an yağmur başlayabilir. Başladığı zaman da dışarıda olmak istemezsiniz gerçekten. O yüzden biz otele doğru geri dönüyoruz. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. İnşallah yağmur gelmeden de otelimize varırız. Bak abilerim burada yemek yapıyor ama şimdiden daha böyle ızgarayı yeni yakıyormuş. Helal yazısı falan var genelde. Çin mahallesini belki daha sonra daha detaylı gezeriz. Bir sonraki videoda, bir sonraki rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.